Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hepinize hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Arkadaşlar kısa kısa birkaç bir şeyi söylemek istiyorum. Öncelikle Türk futbol paydaşları bir araya geldi. Türk futbolunun paydaşları 1 Mart'ta da omuz omuza dayanışması ve yardımlaşması olacakmış. Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı müsabakanın öncesinde başkanlar düzeyinde açıklamalar yapıldı. Ali Koç'un eee vesaire açıklamaları vardı. Ben bu şeyde olabildiğince kısa söyleyeceğim. Ali Koç diyor ki Fenerbahçe ailesi olarak başkanlarımızı burada ağırlamakta mutluluk ve şeref duyuyoruz. 11 kulüp başkanı burada olacak. Yarın akşamda Ahmet Nur Çebi başkanımızın davetine icabet edeceğiz. E bugün akşamdan bahsediyor. Hayat ilk 2-3 haftaya göre daha normal akacak ancak oradaki yaraları sarmak daha uzun sürecek. Futbola baktığımızda bizim en büyük sorumluluğumuz dayanışmayı, birlik ve beraberliği daha canlı tutmak. Bize büyük sorumluluk düşüyor diyor. Bir ailenin bile barınma sorununu çözsek bu kutsal bir şeydir. İnşallah binlerce ailenin barınma sorununu çözeceğiz. Çorbada tuzumuz olması kutsal bir vazifedir. Futbol olarak çarşamba günü kampanyayı başlatacağız. Herkesin desteğini bekliyoruz diyor Sayın Ali Koç. Şimdi Depremzede Çocuklar Maç Önü Seremonisinde yer aldığı bu da ayrı bir gururdu benim adıma, sizlerin adına, hepimizin adına. Müthiş bir şeydi. Maç öncesinde başkanımız Ali Koç, Jesus, bolcularla buluşan e, depremzede çocuklar da gerçekten çok iyiydi. Deprem felaketinde bölgeye yardım eden Trabzon'un Of ilçesi Çoruk muhtarı Coşkun Ayıldız Ay ve ekibi tarafından enkazdan kurtarılan 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif'imiz de tablette seremoniye çıkarıldı. E, sayın muhtarımız Coşkun Ayıldız Ay Fenerbahçe TV'ye Fenerbahçe'ye açıklamalarda bulunmuş. Eee... Bir kez daha teşekkür ediyorum ben sizlerin huzurunda. Sizler adına, bizler adına, milletimiz adına, ülkemiz adına. Ali Koç depremize de çocuklarla bir araya geldi. Biliyorsunuz e, maç ölü olacak çocuklarla şey yapılmış. Bir araya gelmiş. Çocuklar bunu unutmazlar. Öyle gün unutmazlar. Ben de başkanımıza teşekkür ediyorum. Eee, Ahmet Nur Çebi diyor ki devletimizin milletimizin yanındayız. Davetine teşekkür ediyorum Ali Koç'un. Ahmet Ağaoğlu başlattığı bu birlikteliği devam ettirmek istiyoruz. Bir madde başlatacağımız kampanyada devletimizin ve milletimizin yanında olacağımızı cami adına belirtmek istiyorum. Ağalı sorumluluğumuz var. Yaraları sarma sorumluluğumuz var. Tüm gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz on binlerce ailenin barınma sorunu çözmek diyor. Yaparsanız birlikte yaparsınız. Bu arada Dursun Özbek ile ilgili bir açıklama yok arkadaşlar. Yani varsa da atladıysam kusuruma bakmayın. Enner Valencia müsabakada Fenerbahçe tarihine geçti. Bu videoyu doğaçlama çekiyorum arkadaşlar. Bir plan dahilinde değil. Önüme ne geldi o şekilde çekiyorum. Bilginiz olsun. Normalde videolara epey özenmeye çalışıyorum. Konya Spor karşısında gollerine devam etti. 2 gol kaydedip ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı. Aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla 51 gole ulaştı ve Fernando'yu geride bırakıp Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. futbolcusu oldu bu hızla devam edip sözleşmesini de uzatıp yine bu hızla devam ederse herhalde Alex'i de yakalayacaktır. Joshua King böyle bir ülke görmedim diyor. Yani rahmetli Müslüm Gürses ne diyordu? Böyle bir aşk görülmemiş dünyada diyordu ya. Bizim ülkemize aşkımız böyle işte. Hani her zaman ben bunu Fenerbahçe aşkımız olarak belirtiyorum ama bizim ülkemize aşkımız da böyle. Bizim ülke insanlığın birlikteliği de böyle. Yeter ki arayan nifak tohumları eken pis ruhlu pis insanlar girmesin şu an de zaten maçın yıldızlarından birisi. Attığı golle bence. Yoksa sahada çok görmedim açıkçası. Bir şey diyemem. Türkiye açısından zor haftalar yaşandı. Sadece Türkiye'deki insanlar değil tüm dünya çok üzüldü. Bu afete kayıtsız kalmadı. Çok üzüldü. Sadece Fenerbahçe değil tüm Türk kulüpleri ellerinden gelen her şeyi yardım için ortaya koydu. Orada yaşananları hayatını kaybeden insanların sevdiklerini hissettiklerini hissetti. Bu olay futbol olan çok daha önemli. Umuyorum ki Türkiye yeniden yaralarını saracak. Maalesef hayatını kaybedenleri <laughs> geri getiremiyoruz. Bu çok üzücü. Herkes için üzücü. Daha önce böyle bu tarz bir afet yaşandıktan sonra birlikte hareket eden bir ülke görmemiştim diyor. Futbolla rekabet söz konusu ama herkes tüm futbolcular, kulüpler birlikte hareket etti. Benim için çok anlamlıydı. Rekabet her zaman var futbolda ama burada birlikte olmak, tek vücut olmak çok önemliydi. Bunu başardık. Trajediyi yaşayan insanlara elimizden gelenin en iyisiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz diyor. Joade Deus biliyorsunuz e, motive etmek kolay değildi diyor. Biliyorsunuz Deus e, Jesus'un cezası nedeniyle takımın başında yer aldı. Arkadaşlar kusura bakmayın bazen takılıyorum ama yanlış bir şey söyleyip hani kafaları karıştırmak istemiyorum. Deus açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki arkadaşlar yaklaşık 25 gündür maç oynayamıyor, oynamıyorduk. Oyuncuları motive etmek, limitlerinde antrenman yapmalarını sağlamak kolay değil. Onlar profesyoneller ve ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bu süreç zordu ama oyuncular mesleklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştılar. İyi bir galibiyet aldık rakibimizin eksik kalmasında etkisi var ama onlar eksik kalana kadar maçı domine etmeyi başarmıştık diyor. Hepimiz yaşanan afetten dolayı çok üzgünüz. Benim bildiğim bir ülkenin başına gelen en büyük trajedi bu. <laughs> Türk halkına üzgün olduğumu belirtmek istiyorum korkunç bir olay yaşandı. Bu olayın sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif etkileri olacaktır. Sportif olan en küçüğüdür elbette. Tüm ülke üzerinde etki bırakan bir olay. Sportif olarak bakınca bile Gaziantep ve Hatay'ın devam edemiyor olması çok üzücü. Bizler bu olaydan etkilenen insanların yanındayız diyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Sabahki videoda göreceksiniz. Skor tahminim 3-1'di. Aslında 5-0 kazanırız ya da 3 1 kazanırız şeklinde düşüncem vardı ama ben 3-1'i tercih ettim. Ya dedim ki Konya bu sezon en farklı mağlubiyetini kimden aldı ki diye. Merak ediyorum aslında ona da bakmam lazım. Ya biz 5 atıyoruz. Nasıl 5 atarız? imkansız. Adamla 9 kişi falan kalacak anca diyordum kendi kendime. Biraz üstüne düşünüp olan 10 kişi kalsalar 4 tane atarız falan deseymişim ama sonuç olarak kazandık. Bence yürüye yürüye 2-0 yaptı takım. Az daha koşup 4-0 yaptı ve yeterli skoru aldı. Oynanan futboldan hepimiz çok memnun değiliz. Ancak zor süreç. Bakın Fenerbahçe 6-0 7-0 kazansa emin olun gazeteler bugün millet deprem derdinde Fener Averaj derdinde diye başlıklar atardı. Görün bakın ülke siyasi sloganları da önümüzde iki de bir de çarşaf çarşaf koyacaklar. Unutmayın depremden sadece Türkler değil yabancı futbolcular da etkilendi. Onların da canı var. Bakın mesela şunu söyleyeyim size. İrfan Can'ın pozisyon. Yani ee, ne derler ona arkadaşlar İrfancan Kahveci'nin pozisyonu gerçekten bak samimiyetimle söylüyorum penaltı verilebilir mi verilemez mi tartışılır ama ben şöyle görselleri aldım önüme şöyle slide şeklinde arka arkaya oynatıp size göstereyim yani bakın bir müdahale var arkadaşlar ya yani ayağa bakın aşağıya bakın dize bakın yani hem sol ayağı yani şunu büyütelim isterseniz hem sol ayağı bir müdahale var basma var hem de dizle sağ ayağa müdahale var yani İrfancanın yerde kıvranması boşuna değil ha içeride dışarıda sanki ceza sahasının önünde gibi yani içeride değil gibi hareketin yapıldığı yer dışarıda gibi ya yani bu açıdan diyorum yani bazen bazı açılar gösteriyorlar yanıltıyor ya. o yüzden bence verilmedi ama bu harekete bir sarı kart çıkarılabilirdi ki e, ayağa net bir basma var. Emin olun İrfan Can bassaydı. Varın başındaki Fenerbahçe düşmanı Alper Ulusoy hemen çağırırdı. Başka Valencia'ya yapılan pozisyon Ahmet Ercanlar da diyor net bir şekilde kart ve penaltıydı diyor. Kart verse zaten rakip 9 kişi Fenerbahçe o kadar skorla önde ve penaltı kazanmış olacak. Hiçbir futbolcumuz oyundan ıstıktanarak çıkarılmamalı. Bu kötü bir hareket. Yani bunu düzeltmemiz lazım. Ben önce size sorayım arkadaşlar. Şu an 9. dakika itibariyle soruyorum. Sizce maçın adamı kimdi? Valencia, Atilla diye, Gurusi, Joshua King, Arao, Emre Mor ne bileyim. Maçın adamı kimdi? Önce bana bunu bulun. Sonra ben şimdi maçın istatistikleri önümde. Maçın istatistikleri önümde arkadaşlar. <laughs> ben bunu sizinle değerlendireyim. Şimdi öncelikle futbolculara verilen ee, nasıl anlatayım size futbolculara verilen puanlardan bahsedeyim arkadaşlar puanlama sisteminden bahsedeyim bakalım puanlama sistemine göre maçın adamı kim Altay 7.7 bana Allah aşkına ne yaptı 7.7 Lincoln 7.9 Salahi 7.7 Samet Akaydın 7.1 Ferdi 7.4 Arao 6.9 Zayt 7 İrfan 7.3 yaş, Joaquin 7, Valencia 8, Rossi 7.5. Ben 3 tane adam alacağım. Valencia, Rossi ve Lincoln alacağım. Açık söyleyeyim ben 3'üne de 10 üzerinden 10 verdim. Bakın şimdi Valencia. 2 gol, 2 isabetli şut, 1 tane isabetsiz şutu var. 3 kez top sürme girişimi 1 başarı. 24'te 21 pas başarısı. 2 orta açmış 0 isabet. Zaten 3 hatanın bir tanesi burada. Bir önemli pas. <laughs> Kazanılan ikili mücadele 10'da 3. Yani aslına bakarsanız Forvet'in arasında kaybolmuş. Saçeriz Topeller'in arasında. Kazanılan hava topu 1'de 0. Top kaybı 13. Bir kez faul yapmış. Kendisine bir kez faul yapılmış. Bir top çalma. iki geriye koşu. Ama iki golle maçın yıldızı. Diego Rossi. 80 dakika. Bir asist. 72 kez topla buluşmuş. 54'te 50 pas isabeti arkadaşlar. Sadece 4 isabetsiz var. Onun da 3'ü uzun top yani orta isabeti. Daha doğrusu yetişemediler falan filan diyelim. Bir önemli pası var. Oluşturulan fırsatlar 1. İsabetli şutu yok. Kaleyi bulmayan 2 şutu var. Top sürme girişimi 5'te 4 başarı. Kazanılan ikili mücadele 9'da 5. Kazanılan hava topu 5'te 3. Top kaybı 10. Bir kez faul. Kendisine bir kez faul yapılmış. Bir pas arası. Bir geriye koşu. Ya sahipsiz top kazanma ıı, istatistiklerde yok ya. Sahipsiz top kazanma olsa o, o istatisini merak etmiştim. Bulursanız yazar mısınız? Lincoln 90 dakika. bir asist. Pas arası 1. Top çalma 4. 13'te 8 ikili mücadele kazanma. Ama bu oyuncu çıkarken yuhlanıyor. Lincoln'un her ne yuhlanıyor neredeyse. Top kaybı 10. Foul 3. Yapılan foul 3. Arkadaşlar 10 top kaybı hocam çok değil mi? La 90 dakikadan bahsediyorsun. 64'te 61 pas isabeti. 3'te 0 orta isabeti. Yani kısa paslarının %100 isabeti var. Sadece orta isabeti düşük ki orta isabeti ben size şöyle anlatayım. Türkiye'de orta kafa gol binde 2 arkadaşlar. Bin ortada iki tanesi gol oluyor. O yüzden orta kafa gol istatistiğin yani orta isabetin düşük olması normal. Uzun top isabeti dörtte üç. Hocam uzun toplan orta aynı değil mi? Aynı değil. Geriden uzun top atıyor dörtte üç. Oluşturulan fırsatlar bir. Kaleyi bulmayan şutu bir. Engellenen şutu bir. Top sürme girişimi üçte bir. Maçın en kötüleri. Joshua King bence. İrfancan ve Mihaz Bence bu bana göre. Atılmak zorunda değilsiniz. 68 dakika King 1 gol, 1 isabetli şut, top sürme girişimi 1'de 1, 13 pasta 10 isabet, 2 de 0 orta isabeti, 9'da 3 ikili mücadele kazanma 1'de 0 hava topu, 12 top kaybı, 1 faul, 1 kendisine yapılan faul, 1 top çalma. 7 vermişler, ben de 7 veriyorum. <laughs> Ama bence maçın en kötüsü. Gerçi dur, İrfancan Kahveci. 57 dakika. 40 kez topla buluşmuş. 19 şey 21'de 19 pas isabeti. Önemli pas 1, 5'te 2 orta isabeti, uzun top 2'de 2. Top sürme girişimi 2'de 1, kazanılan ikili mücadele 9'da 6. Top kaybı 9. 57 dakikada faul 2 kendisine bir kez yapılmış. Top çalma 4. Şimdi <laughs> yanlış anlamayın. Çok kötü dediğimiz İrfan Can'ın şu istatistiğini öğrendikten sonra an o kadar da kötü değilmiş diyorum ben. Harbi söylüyorum o kadar da kötü değilmiş ya. ya bana kalsa ben 5 falan verirdim bu istatistiği görmeyeceğim ama yani 7.5 üzerinden 8 verilebilir bu istatistiği arkadaşlar. 9'da 6 ikili mücadele kazanma, 4 top çalma. Yani bilmiyorum pas isabetleri falan yüksek. Ha gol asist olsa zaten 8 verirdi. Miha Zaytz. 68 dakika. 62'de 60 pas isabeti. Bir ortada 0 isabet. 3'te 2 uzun top başarısı. Yani bir tane orta açmış isabet etmemiş. Uzun top denemiş bir tanesi dışarı avuta gitmiş ya da rakip araya girmiş. Geri kalan bütün paslar başarılı. Bir isabetli şut. O da kaleci çıkarttı bence net pozisyon. Top sürme girişimi 2'de 2. Kazanılan ikili mücadele 6'da 2. İşte Zayt'sın puanını düşüren yer burası. Top kaybı 4. 2 kez faul yapmış. Pas arası 1. Geriye koşu 2. Bence maçın en kötülerinden biri. Arao, Samet ve Atilla Salahi. Arkadaşlar şimdi Arao'nun istatistiklerini duyduğunuz zaman şok olacaksınız. 57 dakika. 60'ta 57 pas isabeti. Bir önemli pas. Uzun top isabeti 5'te 4. Yani pozisyona sokucu paslar atmış. Havadan. Orta isabeti 1'de 0. Kazanılan ikili mücadele 3'te 1. İşte buna şok olacaksınız. Ama Arao her maçta böyle. Arao'nun ikili mücadeleye girmeden temiz kazanmaya çalışıyor. Yani temiz top çalmaya çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Kazanılan hava topu 4'te 3. Top kaybı 4. 2 kez faul yapmış. Kendisine 1 kez faul yapmış. Pas arası da 1. İyi top dağıtıyor ama savunma yönü biraz geliştirmesi lazım. Samet Akaydın 90 dakika 2 uzaklaştırma 1 engellenen şut Kazanılan ikili mücadele 3'te 1. Kazanılan hava topu 3'te 3. Top kaybı 7. 2 kez faul yapmış. 87'de 80 pas isabeti. 5'te 2 uzun top isabeti. Kaleyi bulmayan şut girişimi 1. O da kafayla avut attı. Net bir pozisyon harcadı. Top sürme girişimi 1'de 1. Kaçan büyük fırsat 1. Zaten o da net pozisyon. Atilla Sanayi 90 dakika 1 gol. Topu uzaklaştırma. Ayakta uzaklaştırma 1. Kazanılan hava topu 1'de 1. Arkadaşlar kazanılan ikili mücadele yok. Hocam nasıl yok? Arkadaşlar Arao'nunki de, Salai'ninki de, Samet'inki de rakibin erken eksik kalmasından kaynaklı. Bundan dolayı. Ve rakip gelemedi ki kimle ikili mücadele edecek? Kendi kendine mi girecek? Salai'nin 9 top kaybı var. E, 77 68 pas isabeti, 3'te 2 olsun top isabeti. 1 isabetli şut, bir kaleyi bulmayan şut. Altay Bayındır'a niye 7'de 7 verdi? Bu arada Ferdi Kadon'u da merak ettim. 7.4 vermişler. 2 pas arası, 2 top çalma, 2 geriye koşu, 11'de 8 ikili mücadele kazanma, 1'de 0 hava topu, top kaybı 15. Bu arada 11'de 8 diyor ya, yani 10'da 8 gibi düşünün. Bir tane de hava topu, 15 top kaybı, 1 faul, kendisine 5 faul yapılmış Ferdi'nin. 86'da 76 pas isabeti, 2 önemli pas, 2'de 0 orta isabeti, 4'de 1 uzun top isabeti, 2'de 1 top sürme girişimi. Altay Bayındır. 90 dakika 4 kurtarış. Arkadaşlar bu kurtarış yani tehlike arz edecek bir şut yok. Orta geliyor, kafa geliyor, Altay'ın üstüne gidiyor, Altay'ı yakalıyor. Bu kurtarış sayılıyor. Hani maçlarda buna çok şaşırıyorsunuz. Hocam bak Galatasaray ezmiş, Beşiktaş ezmiş. Şu kadar top kurtarış yazıyor diyorsunuz ya. Kaleyi bulan yavaş da olsa, yerden bile yuvarlasa, 80 metreden şut çekse, Altay tutsa bu kurtarış sayılıyor. Kaleyi terk ediş başarılı bir de bir. Yüksekten top alma bir kurtarış. Ceza sahası içinden atılan şutlar 2. Şut dedi de Cılız 2 tane vuruş. 13'te 12 pas isabeti bir tanesi uzun topta hatalı. uzaklaştırmadan dolayı taca gitti. Bir uzaklaştırması var. Bir de bir kazanılan hava topu diyor bu. Oyuna sonradan girenler Osterwold. Hocam Osterwold nasıldı? 450 dakika izlemeden konuşmam. Kaç dakikası var? 428. 22 dakika oynadı. Kazanılan ikili mücadele 1'de 0. Kazanılan hava topu 2'de 1. Top kaybı 3. Faul 1. 23 kez dokunmuş. 16'da 15 pas isabeti. 2'de 0 orta isabet ama ortaları bekletmeden dikine sert yapabiliyor. Bu benim hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. Crespo 7'de 3. 1 asist. 33 dakika oynadı. 37'de 35 pas isabeti. Bir önemli pas. 1'de 0 orta. 2'de 2 uzun top başarısı. Kazanılan ikili mücadele 4'de 3. Kazanılan hava topu 1'de 1. Top kaybı 3, 2 uzaklaştırması, 3 top çalması, 1 geriye koşusu var 33 dakikada. Yani Allah zeval vermesin. Arda Güler. Hocam Arda kaç? 15 mi? 6.9 vermiş. 22 dakika 28 kez topla buluşma. 18'de 14 pas isabeti. 3'te 0 orta isabeti. Ne demek 3'te 0 hocam? 3'te 4 olması lazım o. Arda orta açıyorsa isabetlidir o. Değilse de biz isabetli yazalım. Kaleyi bulmayan şut 1, 2'de 2 top sürme girişimi, 5'te 3 ikili mücadele kazanma, 8 top kaybı, 1 faul, 1 top çalma. Emre Mor 33 dakika, 18'de 15 pas isabeti, önemli pas 1, 4'te 1 orta isabeti, 1 oluşturulan fırsat, engellenen şut girişimi 1. Arkadaşlar Kazanılan ikili mücadele 7'de 2 diyor. Bunlar da kaybettiği pozisyonlardan 4 tanesinde faul var. Net faul var ama kendisi bir faul yapmış. Yapılan faul 2 diyor. Emin olun kendisine yapılan faul 6 7 olurdu. Hiçbirini vermedi hakem. Bu ikili mücadelede de düşüklükte bundan kaynaklanıyor. Bilginiz olsun. Yoksa Emre Moro o kadar kötü değildi. Serdar dursun. 10 dakika 5 kez topla buluşmuş. 4'te 1 hesabetti pas. Allah aşkına ya. Kazanılan ikili mücadele 1'de 0 top kaybı 3 faul 1 gecenin en kötüsü belli oldu. Rakipte de Deniz Ertaş, Mehmet Erdoğan, Cebrail Karayel yedeklerde. Yasir Subaşı yedeklerde. Robert Muriç var. iç var. Mehmet Ali büyük sayar sonradan girdi. Mehmet Ali kardeşimiz de iyiydi bence. 42 numaralı. 49 dakika oynamış. 6.2 vermişler. Bence az vermişler. Çocuğun yaşı kaç ya Mehmet Ali'nin? ona bir yan sekmede açayım. Bunu 16'da 15 pas isabeti. 1'de 1 uzun top. 1 isabetli şut. 3'te 2 top sürme girişimi. Kazanılan ikili mücadele 10'da 5. 18 yaşında inanılmaz ya. 6.2'yi veren futboldan anlamıyordur. Bu çocuk 8.2 falan vermeniz lazım. Şu istatistik bence şahane. Vallahi bak yapılan faul 2 offside 1. Pas arası bir top çalma bir geriye koşu bir. Bence 8.2 falan alması lazım bu çocuk haksızlık etmişler. Onu söyleyeyim. Normal maç isabetinde arkadaşlar. Yani maç istatistinde %71'e 29 toplu oynama. 14 şutta 6 şut. İsabetli şut Fenerbahçe'nin 5 rakibin 4. Bunu görenler diyordur ki ulan başa baş oynamış Konya. Öyle bir şey yok işte. Başa baş falan değil. Yani Konya'nın vuruşları hep cılızdı. Aleyi bulmayan şut Fenerbahçe'nin 7 rakibin 1. Engellenen şut 2'ye 1. Köşe vuruşu 3'e 1. Buradan ne anlıyoruz? Fenerbahçe öyle ahım şahım baskılı oynamamış. Yani rakip böyle boğmamış değil mi? Faul 19'a 16. 1 sarı kart. Fenerbahçe 4 sarı kart. Rakip görmüş durumda. Mesela 19'a 16. Biz 19 faulde nasıl az sarı kart gördük? Bunun sebebi şu. Çok değişiklik yaptığımız için ve futbolcuların futbolculara dağılıyor arkadaşlar. 5 faullü futbolcun yok. Mesela Fenerbahçe'nin 4 4 faullü vardı sanırım ara o da sarı kartı 7 diye biliyorum Bir ayağa basmadan. Bakın şu ana kadar durum bu. Kırmızı kart 1 diyor. Yakalanan büyük şans Fenerbahçe 4 kez. Kaçan büyük fırsat 1 kez. 1 kez değil 2 kez. Dyson kaçırdığı 1, Samet'in kaçırdığı 2. Ceza sahası içinden şut 10 diyor. Rakibin 3. Ceza sahası dışından şut 4'e 3. Kaleci kurtarışları 4'e 1. İsabetli pas 594 195. Uzun top başarısı 31'de 20 Fener. 47'de 21 Konya. Orta isabeti 30'da 4 Fenerbahçe. 8'de 3 rakip. Top sürme girişimi 14'de 20, 21'de 14 Fenerbahçe. 13'de 9 rakip. Top kaybı 122 Fenerbahçe. 107 rakip. Bu fazla. Kazanılan ikili mücadele 58-53. Kazanılan hava topu 13'e 7. Top çalma 16'ya 19. Pas arası 6'ya 10. Topu uzaklaştırma 6'ya 20. Uzun lafın kısası Fenerbahçe. Güle oynaya yavaş tempoda maçı kazandı. Önümüzdeki maçı bekliyor konumda olacağız. İnşallah şans da bizden yana olsun. O maçı da şans da dahi olsa kazanalım. Hatta önümüzdeki iki maçı kazanalım. Sonrasına bakarız. Kayseri Spor maçından sonra bir aralık var. Dikte verilen bir ara var arkadaşlar. Ara o. 4 Mart'ta. Sonrasında 9 Mart'ta Avrupa maçımız var. 16 Mart'ta yine Avrupa maçımız var. Sonra lig maçımız var. Çok da iyi oldu. Seviye maçlarına hazırlanmak açısından bu fikstürde çok iyi oldu. Bilerek ayarlanılmadı bu bilginiz olsun. Depremden dolayı maçlar ertelenince ve sırasına göre gidince mecburen bay haftamızdan dolayı böyle oldu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için, abone olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu videoyu ilk video yapıp transfer videosunu biraz sonra yapıp canlı yayın mı yapsak? Bilmiyorum nasıl yapsak bilmiyorum ama bugün akşama doğru bir video yayınlayıp orada 20 kişiye üyelik hediye etme fikrim var. Bakalım nasip olursa arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.